ne kulağın herkese selamlar. Bugün Hava Nagila şarkısının çevirisini yapacağız. Aslında bir şarkı değil, pizbon diyoruz İbranicede. Öncelikle daha önce hiç duymayanlar için önce bir şarkıyı dinleyelim. Ardından şarkının sözlerinden ilerleyerek biraz hikayesini dinleyeceğiz. Gerçekten çok ilginç bir hikayesi var. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili diyelim çok daha farklı figürler var vesaire. Onlara sonra değerlendireceğiz. Önce bir şarkıyı dinleyelim. Daha önce hiç dinlemeyenler için bunu özellikle eklemek istedim. <laughs>

Şarkıyı dinledik. Diğer bir video daha göstermek istiyorum gerçekten. Bu şarkı veya pizmon o kadar ünlü ki herhangi bir yerde çalındığı zaman gerçekten sınıf ayırt etmiyor, etnik köken ayırt etmiyor, dini köken ayırt etmiyor. Herkesi bütünleştirebiliyor. Böyle bir havası var. Buna örnek olabilecek bir kısa video var. Onu da izlemenizi rica ediyorum. Gerçekten ilginç. Konu ya veya bu video nerede geçiyor dersek... Yerişilayim dediğimiz yani Kudüs kentinin Yafo Caddesi'ne geçiyor. Çok işlek bir caddesidir. Trafiğe kapalıdır. Kamu araçları geçer sadece. Hafif raylı sistem vardır. Her zaman da hareketlidir. Özellikle Cuma, Perşembe geceleri çok hareketlidir. Yine galiba Perşembe gecesi orada kışın bu şarkı çalındığında insanların tepkisine dikkat edin. Kimler aynı halkada bu şarkı işinde dans ediyor buna dikkat etmenizi isteyeceğim özellikle.

Umarım hoşunuza gitmiştir. Havana Gila şarkısına gelecek olursak. Öncelikle arkadaşlar bu bir pizmon şarkı değil. Pizmonla şarkı arasındaki farkı ifade edecek olursak pizmon daha çok birkaç cümlede cümleyle ifade edilmiş. Ardı ardına aynı cümlenin ifa, ardı ardına aynı cümlenin söylenmesinden oluşur. Fakat şarkıya baktığımızda yani şarkı çok daha uzundur. Yani belki 20 mısra vardır, 30 mısra vardır, daha uzunları da vardır bir hikaye, hikayeyi barındırır. Pizmon ise dediğim gibi birkaç tane cümleden ibarettir. Aynı şeyler tekrar tekrar söylenir. İbrani dilinde şarkı anlamına gelen kavramı şiir deriz, şarkıdır. Şira ise bir nevi şiirdir. Mizmor ise David'in şiirleridir. Türkçe'ye mezmurlar diye geçmiştir ama aslı mizmordur. İçinde melodi kavramı var, tekrar eden kavram var vesaire. Pizmon ise Havana Gila gibi eserlerdir. Birkaç cümleden oluşur. Aynı cümle tekrar tekrar ifade edilir. Piyut ise yine bir nevi şiirdir fakat tamamen ve tamamen kutsi atıflara dayanır. Rastgele böyle yani ben seni sevdim gittim vay kaybettim gibi ifadeler yok. Piyut dediğimiz şey bir nevi bir nevi değil de tamamen ve tamamen kutsi dinamikleri kutsi esasları atıfta bulunan şiir gibi görünen eserlerdir. Yine kanalda bununla ilgili Şafak Senden isteyeceğim diye bir eser var. İbin Bin Gibrol dediğimiz kişinin yazmış olduğu bir piyuttur ve gerçekten çok güzeldir. Piyut da böyledir. Yani Havva Nagila ise pizmondur. Şarkı kavramı ise İbranci'de rastgele bir kavram değildir. Şarkı kavramını Shin Yud yazarız. Bu ise Yaşar dediğimiz direkt anlamına gelen kavramdan türetilmiştir. Aynı harfler dikkat edin, burada yut or ortadayken, yani şir kavramında da ortadayken, burada yut harfi başa geliyor. Çünkü şarkı gerçekten insan ruhuna, insan doğasına, elbette gerçek şarkıcılar yaptığı zaman diyelim, kalbine direkt hitap edebilen, direkt etkileyebilen bir yapıya sahiptir. Hani hiç duymadığımız bile, daha önce duymadığımız şarkıları ilk defa duyduğumuza, bize etkilemesi rastgele değildir. İyi birisi yaptığı zaman, güçlü bir şarkı yaptığı zaman böyle bir etki bırakır insan doğasında. O yüzden İbrani dilinde şarkı kavramı yaşar kavramından türetilmiştir. Direkt anlamına gelir. İnsan kalbini direkt hedefleyen, hedefleyen anlamındadır. Pizmo'nun sözlerine bakalım önce. Önce ona bakalım. Pizmo'nun sözlerine bakalım. Şöyle. Havana gila, havana gila çevresine baktığımız zaman arkadaşlar hadi sevinelim, hadi sevinelim. Hava bir nevi hadi anlamına gelir. Kutsi metinlerde de geçer. Heve, bonivne, migdal diye geçiyor işte. Yani Avram'ın Antik Babil'deki hikayesinde geçen bir kavramdır. Babil'ler kuleyi yaparken heve diye başlar Örneğin bu şekilde ifade edilir. Hadi sevinelim, hadi sevinelim. Havana gila, havana gila yine devam ederken burada sonuna ve nismiha kavramını alır. Buradaki ve, ve bağlacıdır. harfi ile ifade ederiz. İbranice'de ve bağlacıdır ve İbranice'de de ve deriz. Hava, nagila ve nismiha. Bunun da anlamı şu. Hadi sevinelim, mutlu olalım. Buradaki nagila sevinelim, buradaki nismiha ise mutlu olalım anlamı. Birbirlerine yakın, anlam olarak birbirine yakın ama e, nismaha dediğimiz kavramı mutlu olmak olarak çevirirsek daha doğru olur. Tekrar bakalım. Havana gila ve nismaha hadi sevinelim ve mutlu olalım. Devam ediyor. Havva niranna, havva niranna. Bunun anlamı ise şu. Hadi şarkı söyleyelim, hadi şarkı söyleyelim. Yine devam ediyor. Havva havva niranna, haydi haydi şarkı söyleyelim. Uru Ahim belev samah ya, Yalın olarak çevirecek olursak ur ahim kalkın uyanın kardeşler. Belev kalpte hangi kalpte Sameach, mutlu kalpte. Türkçe çevirirken böyle çevirmek zorundayız. Kalpteki mutlulukta uyanın kalkın kardeşlerim. Uru ahim belev samah mısrasını ise kalpteki mutlulukta uyanın kalkın kardeşlerim diyebiliriz. Şimdi şarkıyla ilgili, ile ilgili gerçekten bazı hikayeler var. Çok ilginç hikayeler var. İçinde Mesih bile var. Mesih'in geldiğini düşünenler bile var bu şarkının tarihine baktığımız zaman. Öncelikle Havana ne demek olduğunu gördük. Havana ne de onu gördük. Şarkıyı veya pizmoru kim yazdı? En güçlü fikir veya en güçlü bilgi diyelim. Avraham Zivi İdilşon dediğimiz bir müzikolog tarafından yazılmıştır. Avrupa'da çalışmaları olmuştur, Amerika'da çalışmaları olmuştur, İsrail topraklarında çalışmaları olmuştur. 82 yılında doğmuştur, 38 yılında vefat etmiştir. Büyük görüş diyelim, büyük büyük görüş. Bu Pizmor'un sözlerini Avraham Zivi İdilşon'un yaptığına dairdir. Ama bir de tartışma var bununla beraber. Avraham Zivi İdilşon'un bir öğrencisi vardı. Moshe Natanzon dediğimiz. Ama daha onun öğrencisi olmadan önce ilkokul 11 ilkokuldayken 11 yaşlarındayken bir şarkı yarışmasına katılmak istemiş. Orada bu şarkıyı yazdığı söylenir. Böyle bir rivayet var. Kızı da sonra diyor ilerleyen yaşlarında evet bu doğrudur. Babam bu şiiri yazdığında yani bu pizmuru yazdığında ödül aldı. Ama öğretmeni olan Avram'a saygısından dolayı konuyla ilgili tartışmaya girmek istemedi de, diye bir ifadesi var. Ve böyle olunca da yani Pizmor Avraham Bey'e atfedilmiş. Yani onun yazdığı, Pizmor'un onun yazdığı söyleniyor. Fakat böyle de bir rivayet var. Moşe Natanson'un çocukken yazdığı söylenir. Ama Avram'ın da ilerleyen yaşlarında Avram'ın öğrencisi oluyor, Avraham'ın öğrencisi oluyor... Saygısından dolayı sustuğu söylenir. Bir rivayet. Dediğim gibi genel bilgi, genel kanı Avraham Zivi İdilşon'un yazmış olduğuna dair. Aslında aslında, yani hangisi yazdığı tartışılsa da Pizmon aslında Tehilim'dendir. David'in yazmalarına atıftır. Çünkü bunun köküne baktığımızda, esinleme olarak baktığımızda Tehilim... Mizmorlar, bütün mizmorların bütünleşmiş halini tehlim diyoruz. O kitaba tehlim diyoruz. Perek yani kısım 118 Kuf Yut Hette baktığımızda şöyle bir ifade var. Nagila ve nismehabo Bu ifadeye baktığımızda yani Kuf Dalet e, Mısrasına baktığımızda şöyle ifade edeyim. Tehilimin 118. kısmını açsanız. Hristiyan çevirileri kastetmiyorum. Onlar bazen havada uçuyor gerçekten. Ne dediklerini eminim birkaç sene sonra onlar da anlamayacak. Ayrı bir konu. Kaftalit mısrasına baktığımızda orada Zehayom ase Adonay Nagila ve Nismeha Bo diye bir kavram var. Burayı, burayı çevirecek olursak Zehayom bu bugün Asa Adonay Adonay Haşem diye diyebiliriz. Yutey Vafey Yutayı vafeyi gördüğümüz zaman Adonay deriz, Aşem deriz. Asa Adonay, yaptı Adonay. Yani yaratıcı güç. Nagila ve Nismika. Sevinelim ve mutlu olalım nerede? Bo, burada. Buraya dayandığı söylenir. Yani gerçekten de baktığımızda, yalın bir ifadeyle baktığımızda Nagila ve Nismika kavramını aslında Davidin yazmalarında görüyoruz. Buna esinleme de diyebiliriz. Çünkü eklemeler var. Şurada görmüş olduğumuz gibi kalpteki mutlulukla uyanın kalkın kardeşlerim diye bir ifade var. Bu David'in yazmalarında yok. Ama şu iki ifade var. Nagila ve Nismeha. Bu yüzden tartışmaya bir başka açıdan baktığımızda yani Avraham Zivi İdil Şon mudur, Moshe'nin tan Zon mudur elbette halen tartışılan bir konudur. Çok da önemli değildir. Nihayetinde bu pizmon dünyaya mal olmuştur. Gerçekten de dünyanın her yerinde duymanız mümkün. Ve Pizron'un hikayesine gelecek olursak çok ilginç bir hikayesi var. Gerçekten yıl 1917 Memlük, Memlüklülerden İsrail topraklarını alan Osmanlı'nın 400 yıl sonra bu toprakları kaybettiği yıl 1917 yılı Birinci Dünya Savaşı 10 yani 1917 400 yıl idare etmeye çalıştığı toprakları İngilizlere vermek zorunda kalıyor. Ve Yerushalayim başkent yani günümüzde bile başkent olan Kudüs. Kudüs'e gelmek, or oranın teslim alınması çok simgesel, sembolik bir hareket. Ve bu esnada İngiliz ordusunu yöneten General Edmund Henry Hinman Allenby yarışılay mı gelir? Kudüs'e gelir. 11 Aralık 1917 Pazar günü gelir. Yerişalayim kentini girişi ve aynı günün isi yani 11 Aralık 1917'nin ise takvimden de baktım doğru gerçekten Hanuka Bayramı'nın birinci gün olması. Çok garip bir olay. Bir yandan Hanuka Bayramı kutlanacak. O gün birinci gün ve o gün Yerişalayim el değiştiriyor. Osmanlı'dan İngilizleri geçiyor. 30 yıl sonra İsrail Devleti kuruluyor. Tarihi hikaye yani. Meraklısı olanlar farklı kaynaklardan inceleyebilir. Yani ben tarih olarak özet veriyorum. 1917 yılının 11 Aralık 1917 günü, 1917 11 Aralık Aralık Pazar günü Yerişalayım kenti İngilizler tarafından teslim alınırken bunu yapan Henry Allenby dediğimiz bir general İngiliz generali ve bugün Hanuka Bayramı'nın birinci gününe denk gelmiş. Tesadüfü müdür yoksa değil midir? Ayrı bir konu ve bunun bugüne denk gelmesinden dolayı bazı insanlar bunun bu durumun bu olayın yakında Mesih'in geleceğine dair yorumlamışlar. Yani büyük kurtarıcı gelecek. Bu da bunun bir işareti diyorlar. Çünkü Yeruşalim el değiştiriyor. 400 yıl sonra e, el değiştiriyor. Ve Alembi kenti geldiği zaman şu anki gerçekten anıtı da var orada. Otogara gittiğiniz zaman yani e, otobüslerin bulunmuş olduğu otogara, otogara gittiğimiz zaman arka tarafında otogarın küçük bir anıt var. Oraya geldiği söylenir. Ama çok ilginç bir harekette bulunur. Şehre girmeden önce orada attan iner. Ve şehre Yafo kapısından girer. girer. Yafu kapısıyla orası arasında nereden baksanız 2 kilometre yol var. Yani yürüyerek, hızlı adımlarla dediğim, yani normal adımlarla yürüyerek 25 dakikanızı alır ortalama. Çünkü sok, çok sık gidip geldiğim için rahatlıkla ifade edebilirim. Otogarın yanından düşünün, Yafu kapısına kadar gidene kadar 25 dakikanıza mal olur. 2 kilometre gibi bir şey diyebilirim. Ve Alenbi şu anki otogarın yanında durur. O zamanlar tabii otogar yok. Ne kadar da işlek olduğu da pek tahmin edemeyeceğim ama eski fotoğraflardan hatırladım. Kalırla şehrin o kısımları zaten henüz işlek değil yani. Atatürk'ün kaldığı otel bile o zamanlar böyle köy ve kasaba gibi bir yerde duruyor. Çünkü o yoldan giderken Atatürk'ün kalmış olduğu otelin önden de geçiyorsunuz. Kiminiz otelinden de geçiyorsunuz. Şu an otel değil, otopark olarak hizmet görüyor. Konuya dönecek olursak Alen bir orada inip şunu diyor. Ben diyor bu şehre diyor at üzerinde girmem diyor. Atla girmem diyor. İlginç bir tavır. Çok klas bir hareket olarak kabul ediliyor. Çünkü diyor bu kent diyor kutsal diyor. Ben diyor bu kente diyor atla girmem diyor. Otogarın yanındaki o noktada attından iner. Kente yürüyerek gider. Elbette yanında askerleri var. Kenti teslim alacak. Ve bu hareketinden dolayı Alembi çok seviliyor. Yani Kimin kazandığı, kimin kaybettiği ayrı bir tarafa, savaşı veya kenti. Ama bu hareketi halkta bir sempati uyandırıyor. Günümüzde bile birçok yerde, hatta bütün şehirlerde Allembi adında bir cadde vardır mutlaka. Tel Aviv'de de vardır, Yerushalayim'de de vardır, Hayfa'da da vardır. Görebilirsiniz yani. Allembi adı da oradan geliyor. Bugün Tel Aviv'de Allembi caddesi çok çok ünlüdür. Yani pazarın olduğu yerdir vesaire çok işlek bir caddedir. Allembi'nin bu hareketi o yani Mesih Mesih'in gelmesini işarettir diyenleri daha da heyecanlandırıyor. Kesin diyorlar yani. Yani bu klas hareketin sonucu yani sonucu ancak bu olur. Yani çok özel bir hareket diye. Ve alem bir gerçekten oradan iner, atından iner, yürüyerek şehre girer. Teslim alır şehri vesaire. Alem hikayesi de böyle ortaya çıkmış olur ve bugünün anısına bugünün anısına yani şehrin alem bir tarafından alınmasının anısına Avraham Zevi Idilsohn bu beyitleri daha doğrusu bu mısraları yazar. O güne bu şarkıyı yazar. Bugünü sevinçli bir gün olarak adlederler. Belki hani Mesih'in geleceğini iddia edenlerden de etkilenmiştir. Belki o da inanmıştır. Bilemeyiz. Bugünün anısına Avraham Zevi Idilsohn az önce okumuş olduğumuz Havana Nagila eserini çıkartır. Bestesi ise kendisine ait değil. 1800 yıllarda 1800'lü yıllarda Polonya'nın Varka şehrinde yaşayan Hasitlere aittir. Bir grup Hasit orada yaşıyor. Hasit dediğimiz dindar yaşayan Yahudiler diyelim günümüzde de var. Her yerde var. Hatta şu ünlü bir tane dizi varmış. Şister gibi böyle bir şey galiba izlemedim ama orada hani Hasitlerin hayatını anlatıyor falan. Ne kadar doğru bilmiyorum. Gerçekten izlemedim. Hasit dediğimiz böyle internette veya filmlerde görmüşsünüzdür. Yani siyah elbise giyerler, kafalarında büyük bir kalpak vardır onlar. Vakti zamanında Doğu Avrupa'da çok yaygındılar. Halen de varlar. Polonya'nın Varka şehrinde Hasitler böyle bir besteyle şarkı söylemişler zamanında. Evet. Ve Avraham Zivi ise bir müzikolog olduğu için bu bestenin farkında yazmış olduğu mısraları bu bestenin üzerine eklemlendiriyor. Zaten demiyor yani beste bana ait demiyor. Beste bilinen bir beste. Sözlerinin yani altına, arka tarafına besteyi eklemlendirerek bu şekilde pizmanın ortaya çıkmasını sağlıyor. Yine bir rivayet var. Bundan dolayı derler ki hasitler yani o dindarlar bu şarkıyı, bu besteyi söylemekten vazgeçirler artık. Yani ne zamanki e, İdilşon bunu besledikten sonra bunun yani bir dindar olmayan birisi tarafından bu kadar ünlü edilmesinden sonra hasitler der ki artık bir daha bunu kullanmayalım. Böyle bir vazgeçiş kararı alırlar. Ama elbette yani ekranda da, az önce de görmüş olduğunuz gibi bu şarkı herhangi bir yerde çaldığında dindar da aynı pordona giriyor. Yani aynı halka da girip dans ediyor. Başkaları da dans ediyor. Böyle de bir ne diyelim gönül koyma olayı var. Hasitler de diyor ki yani layık birisinin yani layık derken buradaki kasıt şu dindar olmayan birisinin bu besleyi kullanması hoşlarına gitmez. Bu besleden vazgeçirler bir daha da kullanmazlar. Belki de gerçekten böyle bir takım vardır diyelim bir takım hasitler vardır bu besleyi kullanmıyorlardır. Toparlayacak olursak havana gila bir pizmon anlamını okuduk tekrar edelim. Şurada hadi sevinelim hadi sevinelim. Hadi sevinelim ve mutlu olalım. Haydi şarkı söyleyelim. Hadi şarkı söyleyelim. Haydi haydi şarkı söyleyelim. Kalpteki iki mutlulukla uyanın kalkın kardeşlerim. Esneme de David'in şiirinden gelir. Ve bu pizmon Alembi'nin Yeruşalim şehrini alırken almasının anısına Edilstone tarafından oluşturulmuş bir pizmondur. Havana Giladır. Youtube'da aratabilirsiniz. ...yüzlerce haline ulaşabilirsiniz... ...birçok yerde gerçekten söylenmiştir... ...Amerika'dan Asya'ya kadar... ...çok ünlü bir parçadır... ...ben de bu ünlü parçanın... ...bu kısa hikayesini anlatmak istedim... ...aynı zamanda şarkının sözlerini görmüş olduk... ...şarkının da... ...tercümesini yapmış olduk... ...Pizmon hala şarkı diyoruz... ...dediğim gibi özellikle Pizmondur... ...ama şarkı olarak kabul edilir... ...umarım faydalı olmuştur... ...ifade etmiş olduğum gibi... ...YouTube'da aratırsanız çok şey bulmanız mümkün... Ben ekleyemiyorum her video çünkü YouTube telif hakkı nedeniyle tamamen videoyu engelliyor. Yani yükleyemezsin bunu diyor. O yüzden o, o riske girmedim. Siz kendiniz burada Havana Gila kavramını aratıp yani Latin after'li bile yazsanız karşınıza yüzlerce versiyon çıkacaktır. Hoş şeyler de var gerçekten. Çok renkli. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.